Ne diyorduk? Ruh sizden bu duyguya dikkat etmenizi isterse ve siz ona bakmazsanız yapılacak tek şey yeni şeyler satın alarak, yeni şeyler tüketerek yeni deneyimler yaratmaya çalışmaktır. Böylece yeni bir kimlik oluşturabilirsiniz. Ama yenilik eskiyince bu duygu geri gelir. Peki siz reklam şirketleri bunu bilmiyor mu sanıyorsunuz? Size demiyorlar mı, güzel saçlar için bunu kullanın, bu birayı için, bu arabayı kullanın, bu içkiden alın. O zaman bu insana benzersiniz ve bu duygunun gitmesi için bütün bunlarla yeni bir kimliğe bürünürsünüz. Hala benimle misiniz? Çoğu insan bir krize, travmaya, kayba ya da hastalığa kadar böyledir. O an bunları artık devam ettiremez. Dikkatini bu gerçeklikten uzaklaştırır ve sonra o da çöker. Ve herkes aklımı kaçırıyorum herhalde der. Doğrudur da. Kısacası, ancak o zaman buradaki duygulara bakmaya başlarız. Katman katman. Boşluk ne kadar büyükse, duygusal bağımlılık da o kadar büyük olur. İnsanlar kendilerini geçmişe bağlı tutan bu duygu katmanlarına sahiptirler. Ve dış gerçekliklerine baktıkları sürece artık işlerindeki duyguya bakmak zorunda da kalmazlar. Bu saklı olan duygudur. Başkaları bilsin istemezler. Orada boşluk var ya da üzüntü var, ıstırap var. Her şey yolunda, herkes böyle yapıyor diyen kişiyi yaratmak istiyorlar. Benimle misiniz? Böylece bu duygulara bakmaya başladığınızda ve bu duyguları bırakmaya başladığınızda enerjiyi de serbest bırakmaya başlarsınız. Çünkü eski duyguları her bıraktığınızda dış dünyada nasıl göründüğünüzle içinizdeki duygu arasında boşluğu kapatırsınız. Eski duygulardan her vazgeçtiğinizde enerjiyi özgürleştirirsiniz ve bu yeni bir kader yaratmanız için değerli bir enerjidir. Benimle misiniz? Ama birçok insan spor arabaya, yeni gardroba, yeni ilişkilere ve bu tür şeylere meyledip geçiş yapıyor. Ancak bu duygu gitmiyor. Başka bir seviyeye geçiliyor. Buna da bağımlılık deniyor. Mesela uyuşturucu kullanmaya Kumar oynamaya, çok fazla alışveriş yapmaya, fazla yemeye ya da çok az yemek yemeye başlıyorlar. Başka ne yapıyorlar? Video oyunu, pornografi, içki, tüm bu şeyler. Bütün bu alışkanlıkların tek amacı içinizdeki o gitmeyen duygudan en kısa zamanda kurtulmaktır. Uyuşturucu aldıkları an, içki içtikleri, fazla alışveriş yaptıkları an ya da her neyse bu duygu kaybolur ve duygularındaki bu değişikliği o şeyle ilişkilendirmeye başlarlar. Kendilerinin dışında o şeye bağlanmaya başlarlar ve ona bağımlı hale gelirler. Farklılığı hissettikten sonra saniyeler içinde dikkatlerini buna sebep olan şeye yöneltirler. Çok alışveriş yapıyorlarsa ya da çok kumar, çok fazla video oynuyorlarsa beynin dopamin ve nöropinefrin zevk merkezlerinde büyük bir salınım olur ve bu zevk kimyasallarının serbest bırakılması beyindeki reseptörleri duyarsızlaştırmaya başlar. Yani 5000 dolar harcamışlarsa, bir dahaki alışverişlerinde içlerindeki duyguyu ortadan kaldırmak için 7000 dolar harcamak zorundalar. Çünkü reseptör bölgeleri gitgide daha yüksek bir seviyeye ayarlanıyor ve o aradaki uçurum gitgide açılıyor. Yani her seferinde biraz daha fazlasını istersiniz. Bu bana bağımlılık gibi geldi, haksız mıyım? Yani kumar oynayıp 10 bin dolar harcadıysanız ve pek heyecanlanmadıysanız 15 bin dolar harcamanız gerekir. Çünkü zevk almanız için gereken budur ve zevk merkezleri gitgide daha da yüksek seviyelere çıkmaya başlar. Ve böylece o duyguyu ortadan kaldırmak için daha fazlasını kullanırsınız. Kaç kişi benimle? Kısacası, o heyecan verici uyarı yoksa hiçbir şeyden zevk alamayız. Çünkü beden <laughs> kendini daha iyi hissetmek için kendinin dışında bir şey aramak üzere yeniden programlandı. Bakın bu değişme isteği doğuştan gelen bir arzudur ama biz bunun bizim dışımızda olması gerektiğine inanmaya şartlanmışız. Kaç kişi benimle şimdi düşünün. Sahip olduğunuz her şey, tanıdığınız tüm insanlar, yaşadığınız tüm yerler ve sahip olduğunuz tüm deneyimler buradaki kimliği tanımlamaktadır. Sizin içinizdeki gerçek duygunuzsa buradadır. Hayatınızın sonunda tüm bunlar ortadan kalktığında size ne kaldı? Burada duran o duygu. Siz dünyadaki en zeki, en başarılı, en güzel, en varlıklı, en popüler kişi olabilirsiniz. Ancak burada duyguya bakmadıysanız bu yaşamda evrim geçirmemişsiniz demektir.